Ay hala inanamıyorum biliyor musun? Al şunları kızım. Biz yalıya taşınıyorsunuz ha, hem de Boğaz'da. Evet anne. Kadir gelir gelmez gideceğiz. Ne harika değil mi? Kocaman bir yalı. Harikadan da öte bence inanılmaz bir olay. Boğaz'a taşınmanız bana bilim kurgu gibi geliyor. Ya okuyan insanın hali nasıl başka oluyor? Sizin gibi sevinçten göbek atmaya başlamadan önce bilimsel düşünüyor. Ama ne var bunda bilimsel düşünecek? Taşınmanın bilimseli mi olur ha? Olur efendim olur. Bir adam emlakçı açtıktan bir ay sonra Boğaz'a yalıya taşınıyorsa bunu bilimsel olarak düşünmek lazım. Hele o adamın adı Kadir'se. Hadi Kadir, hadi. Anne, benim de odam olacak değil mi? Tabii kızım. İstersen iki tane, hatta üç tane bir odan olacak. Koskoca yalı. Evet, yalı ne demekti? Yalı, yavrucuğum, bu denizin kenarındaki evlere deniyor. Bu evler böyle büyük oluyorlar. Hatta bazen de şaibeli olurlar. Şaibe ne demek dedi? Onu da annene sor. Anne, şaibe ne demek? Şaibe, şaibe... Baban geldi. Hulya kızım, hazır mısınız? Hazırız. Ah benim damadım gelmiş. Hoş geldin damat. Hoş bulduk anneciğim, elinizi öpeyim. Canım sağ ol. Bunca yılın hayırsızı bir yalı tuttu canım oldu. Verin sizin de elinizi öpeyim babacığım, hürmetler. Hadi baba, artık yeni evimize gidelim. Ev değil o minik serçem. Yalı, yalı o yalı. Aman şaibe ne demek? Şaibe mi ne demek? O da nereden? Aman canım şimdi? Neyse. Çok merak ediyorum şu yalıyı. Hadi bir an önce gidelim. Hadi gidelim. Hadi bir dakika, hadi bir dakika bakalım. Ya öyle hemen gitmek olur mu damat? Gel bir oturup konuşalım bakalım. Oturup konuşalım, ne konuşacağız babacığım? Gel damat, gel bakayım. Geç şöyle, geç. Geç, geç otur şuraya. neredeymiş bu sizin taşınacağınız yalı? Boğaz'da babacığım, Kanlıca'da. Kanlıca'da? Evet babacığım. Mehmet, çocuklar yeni evlerine gitmek istiyorlar. Bırak da gitsinler. Evet baba. Hadi bakalım Ceren'ciğim, biz gidelim. Aman dur canım, oturun gidersiniz ya, otur. Kayınpeder kıllandı vallahi. Ayıptır sorması ama kaç para bu yalının kirası? Aman Mehmet, tutmuşlar işte, sana ne? Bir dakika canım, piyasayı öğreniyoruz. Belki biz de Boğaz'dan bir yalı tutacağız. Nerede o günler? Evet, kirası diyor. Kirası mı? Kirası $1000 babacığım. $1000. Bir arkadaşın yardımıyla oldu babacığım. Bana bayağı bir indirim yaptılar. Malumunuz piyasada sevilen, sayılan, güvenilir bir esnafım da. Ona ne şüphe canım. Peki kontrat falan yaptınız mı? Elbette babacığım. Kontratsız ev tutulur mu hiç? Tutulmaz tabii, tutulmaz. Göster bakayım ben. Göstereyim mi? Neyi göstereyim? Ha kontratı. Evet kontratı. Ya merak ediyorum yalı kontratı nasıl oluyor diye. Hadi Kadir göster kontratı, babama da gidelim artık. Kontrat mı? Kontrat şeyde, dükkanda babacığım. Ben dükkanda çekmeceye şey yaptımdı. Hani kırışmasın diye. Malumunuz kontrat hani böyle dörde katlayıp cebinize koyunca kırışıyor yani. Cepte bir yerlere sürtünüyor, tahriş oluyor. Ben o sebepten şey yaptımdıydı. Anlıyorsunuz değil mi babacığım? Bu yalı kontratı hiçbir şeye benzemez. Deniz manzaralı kontrat. Tamam çocuğum tamam. Sonra gösterirsin. Baban da ne yapacaksa kontratı. Sanki İstanbul 82. noteri. Peki siz şimdi bu $1000 her ay ödeyebilecek misiniz yani? Öderiz babacığım. Siz hiç merak etmeyin. Öderiz, hallederiz. Kadir iyi kazanıyor artık baba. İyi para kazanmak önemli değil. İstikrar önemli, istikrar. $1000 az para değil. Babam doğru söylüyor Hulya. Haklı. Ben çok büyük bir düşüncesizlik yaptım. Gittim koskoca bir yalı tuttum. Oysa şöyle ucuz, döküntü bir ev kiralamalıydım. Ama siz de orada oturmaya layık değilsiniz ki. O yüzden biz en iyisi burada kalalım babacığım. Kadir saçmalama. Niye taşınıyoruz ki zaten? Burada gayet iyiyiz. Böyle iç içe, sıcacık. Taşınmıyoruz Hulya. Hayır, hemen gidelim.
ediyorsunuz çocuğa? Mehmet, Mehmet. Bıraksana çocukları gitsinler canım. Ya evet baba, ne güzel gidiyorlar işte. Ben vazgeçtim. Kirası çok o yalının. Ödeyemeyiz filan maazallah, yani hiç gerek yok. Of ya, yine mi odam olmayacak? Sırf şu kızın hatırına bu olayı derinlemesine soruşturmuyorum ha. Başka sorunuz yok yani, öyle mi babacığım? Yok. Evet, hadi vedalaşalım. Demek senin damat taşındı sonunda ha Mehmet Usta? Ya öyle oldu Sinancığım. Akşamüstü gittiler yeni evlerine. Aa, ev deme şuna Mehmet Allah aşkına. Deniz kıyısında ev olur mu? Yalı, yalı. Pardon hayatım, yalı diyecektim, pardon. Vallahi belki biz de komşu oluruz onlara. O nasıl oluyor Müjgancığım? Biz Zekeriya köydeki evi satacağız ya Sinan. Peki benim niye haberim yok acaba? Çatısı atlıyor oranın Sinancığım. Yaptırdık ya Müjgancığım. Ben bilmem. O ev çürük malzemeden, ben oturmam orada. Neyse canım, neyse. Tutarsınız belki bir ev Boğaz'dan. Biz de tutarız. İnci gibi diziliriz Boğaz'ın kenarına. Vallahi benim hiç öyle bir niyetim yok. Zekeriya köydeki evden memnunum. Çok yakında bitiyor. Biz de gidip oraya yerleşiyoruz. Sen git yerleş hayat. Ama beni bekleme. Vallahi Sinancığım işin zor. Yenge takılmış bir kere. Gitti güzelim şato, gitti. İstersen konuyu değiştirelim artık Sinancığım. Çok isabetli olur Müjgancığım. Neyse canım, neyse. Baksanıza biz de sizin gibi tek bir kızla kala kaldık artık. İpekler balayından dönmedi, hala Paris'teler. Hülyalar yeni evlerine taşındı. Mustafa Desendi ortalarda yok zaten. Sahi nerede kaldı o? Aman Mehmet, bırak gezsin tozsun. Koskocaman oğlan sıkılıyor evde. Niye sıkılıyormuş canım? Sıkılacak bir şey mi var evde? Gençler işte Mehmet. Bu yaşta fazla duramıyorlar evde. Bizim Pelin de öyle. Sürekli dışarıda. Geziler, partiler, organizasyonlar. Ya ya. Bizim Mustafa da öyle. Kahvede pişti organizasyonunda. Ama ben biliyorum. Şu aralar bizim kız bizden bir şeyler gizliyor. Ne gibi? Galiba biriyle çıkıyor. Çıksın canım, daha önce de çıktı. Ama bu defa benden gizliyor. Daha önce anlatırdı. Birine aşık oldum, hemen gelir bana söylerdi. Ama bu sefer hiç renk vermedi. Canım belki öyle birisi yoktur. Aa, var canım var. Ben anlamaz mıyım? Geçen gün telefonda konuşurken duydum. İnsan sevgilisinden başka birine minnoş der mi? Ama önünde sonunda ben bu minnoşun kim olduğunu öğreneceğim. Kesin tasvip etmeyeceğimiz biridir. Yoksa Pelin saklamazdı. Niye söylemiyorsun hayatım böyle şeyleri bana? Ya ipsiz sapsız birine gönül verdiyse kız? Ama Sinancığım dert etmeyin Allah aşkına ya. Nasıl olsa kızı istemeye geliyorlar. Vermezsiniz olur biter. Tabii canım. Tabii. Boşuna sen minnoş filan arama. İnada bindi bu iş. Benden saklıyor. Sordum o gün o telefonda minnoş dediğin delikanlı kim kızım diye. Ne yalan söyledi dersiniz? Ne? Bir kere daha soracağım. İtiraf etmezse bilemiyorum artık neler olur. Tabii canım. Gerekirse ufak bir takiple öğreniriz. Olmaz öyle herkesle. Vallahi bunlar minnoşun Mustafa olduğunu kesin öğrenecekler. Ne zaman geliyormuş İpekler? Ay yarın geliyor çocuklarım. Çok özledim biliyor musun? Acaba ne yaptı kızcağız orada? Yani ne yedi ne içti? Paris'in ekmeğini suyunu beğendi mi? Aman beğenmiştir beğenmiştir. Paris'te balayı yapacak, suyunu mu beğenmeyecek? Ay vallahi. Ah su dedin de aklıma geldi Mehmet. Ben demedim suyu. Önce sen dedin, ben ondan sonra dedim. Canım neyse, şey geldi aklıma. Ne? Diyorum ki şöyle güzel bir çamaşır makinesi alsak Mehmet ha, ne dersin? Niyeymiş o? Mehmet içeridekini tamir ediyorum diye mahvettin ya. Servisten de geldiler, artık bu tamir olmaz dediler ya canım. Çok bilirler. Ne anlar onlar çamaşır makinesinden ya?
Ayol yetkili servisten geliyorlar. Sen hala onlar ne anlar diyorsun? Canım onlar yenisini alalım diye öyle diyorlar. Öküzün altında buzağı arama Mehmet. 15 yıllık makineydi zaten. Bir de senin elindeydi, iyice kullanılmaz hale geldi alet. Hay Allah, ucuz bir şey de değil ki. Kim bilir kaç paradır yenisi. Tamam bakarız. İki lokma yedirmedin yani. Kahvaltıyı mı buldun bunu söyleyecek? Bakarız filan deme Mehmet. Öyle de kaçıp gitme. Mehmet, bu eve bir çamaşır makinesi alınacak diyorum. Evet baba, hem de acilen. Neymiş efendim aciliyeti? Ayol bir dolu çamaşır birikti. Böyle pis mi dursun? Canım elinizde yıkayıverin ya. Allah Allah. Eskiden çamaşır makinesi mi vardı? Ne kadar eskiden bahsediyorsun baba? Tekerleğin icadına kadar düşünelim mi? Ne diyor bu Şükran? Ne kadar eskiden bahsediyorsun babacığım diyor. Yani dere kenarına inip orada mı yıkayalım çamaşırlarımızı diyor. Leğende yıkayın canım. Koskoca kızım var. Isıtın suyu, koyun leğene. Hep beraber yıkayın işte. Ne var? Oldu canım. Kolaydı o kadar. Kolay tabii, ne var? Ama şaşırmamak lazım. Alıştınız makinenin kolaylığına, unuttunuz ev kadınlığının zorluğunu. Ne yani? Makineler varken biz hiç zorluk yaşamıyor muyuz demek istiyorsun? Evet. Bulaşığı da çamaşırı da makine yıkıyor. Sizin yaptığınız kirlileri içine koymak. Tuğla kim alıyor Mehmet? Makinesi mi var? Yerleri kim siliyor? Onun da mı makinesi var? Annem haklı baba. Mesela yemeğin de makinesi yok. Tek tek uğraşmak lazım. Ya geçen sene de yemek yapmak için mutfak robotu aldırmadınız mı bana? Mehmet, onun adının robot olduğuna niye bakıyorsun? Tek başına bir işe yaramaz o. Mesela karnıyarık yapan bir robot bulunmadı daha. Evet baba, zaten bir sürü iş var evde. Bir de çamaşır çıkarsa mahvolur anne. Sizin diliniz fazla uzadı küçük hanım. Öyle ha deyince her şey alınmaz. Çamaşır makinesi bozuksa elde yıkarsınız. Bir iki ay bekleyin alırız ya. İki ay mı? Mehmet, iki ay nasıl dayanırız? Temizlikti, yemekti, kolay mı zannediyorsun sen? Yani Şükran, bir yemek yapıyorsunuz, onu da kafama kakmayın ya Allah aşkına. Biz de eşek gibi çalışıyoruz akşama kadar. Makineler çamaşırınızı yıkarken siz hayatın ne kadar zor olduğunu görmüyorsunuz efendim. Oturduğunuz yerden vıdı vıdı konuşuyorsunuz ancak. Tamam anne ya. Üzülme. Hem birlikte hallederiz çamaşır işini. Yok çocuğum yok. Çamaşır falan yıkamıyorum. Hayır yıkayacaktım ama yıkamayacağım. Çünkü babam biz burada böyle prensesler gibi oturuyoruz zannediyor. Tamam anneciğim sakin ol ya. Yapmıyorum işte. Toz da almayacağım. Yerleri de silmeyeceğim. Yemek de yapmayacağım. Öyle oturacağım. Ya tamam anne. Hem belki parası yoktur adamın. Biz de hemen alsın demedik. Bir ayda beklerim, iki ayda beklerim. Evde hiç mi çamaşır yıkamadım ben? Benim gençliğim çamaşırları elde yıkayarak geçti. Ama bu kadar da hor görülmez ki insan. Yemek yapıyormuşuz, kafasına kakıyormuşuz. Tamam anneciğim, tamam canım. Sen haklısın, üzme kendini ha. Hadi üzme. Canım benim. Ben bir Sinan abinize gidiyorum. Tamam baba. Güle güle usta. Bana bak. İnternete falan girip sohbet etmiyorsun değil mi sen yine? Yok ustacığım. Ben sohbeti falan bıraktım zaten. Aferin. Burası internet kafe değil. Torna atölyesi değil mi Dombili? Evet usta. İyi. Hadi işinize bakın. İnternet kafe değilmiş. Keşke internet kafe olsaydı. İçtiyse 2-3 tane müşterimiz olurdu. Abi. Ne? Hani benim internette konuştuğum kız vardı ya. Evet. Ben onunla buluşacağım. Yok ya. Demek sonunda başardın ha? Ya keşke başarmasaydım be abi. Şimdi ya çirkin falan çıkarsa? Ya güzel çıkarsa? O zaman ya beni beğenmezse? Ne o? Tırsmış gibi bir halin var. Ne zaman buluşuyorsunuz? Yarın akşam. Vallahi abi nasıl birisi çok merak ediyorum. Anne nasıl geçti bugün? Güzel miydi ablamların yalı? Çok güzel. Harika. Oh ne güzel höpürdetmişsindir kahveni denize karşı. Höpürdetemedim canım. Aa niye?
Ablamdan anahtarı aldım, gittim. Şöyle bir eve bakayım dedim, enişten geldi. Enişten mi? Evet. Yanında da yaşlı bir adam vardı. Aa, kimmiş? Yalının sahibiydi herhalde. Ben enişten beni tanıştırsın diye bekliyorum. Ne dese beğenirsin. Ne dedi? Benim için. Bu hanım evin hizmetçisidir dedi. Sonra da bana bir dolu talimat yazdırdı. Git tozları al, etrafı toparla. Anladım, yalan dolan bir şey çevirdin de bozuntuya vermedim. Hadi dedim. Peki deyip çıktım. Anne, biliyor musun, ben anlamıştım ya. Eniştem kesin bir dolaplar çeviriyor. Yoksa yalıya falan taşınamaz o. Dur bakalım, anlayacağız. Ben bakarım. Kızım, niye hazır değil bu sofra? Yemek yemiyor muyuz? Ben yemek yiyeceğimizden pek emin değilim baba. Ne demek emin değilim ya? Merhaba Defneciğim, merhaba babacığım. Verin elinizi öpeyim. Annem nerede Defneciğim? Mutfakta. Öyle mi? Ben bir de annemin elini öpeyim de geleyim babacığım. Kızım, ne demek yemek yiyeceğimizden emin değilim? Yemek yemeden önce emin olmak mı gerekiyor? Sen istersen bu konuyu bir annemle konuş baba. Kesin bir şey döndürüyorlar arkamdan ama. Hürmetler anneciğim, hürmetler. İyi akşamlar babacığım, size de hürmetler. Kesin bir şeyler dönüyor ve yine en son ben duyacağım. Kesin yani. Hadi anne, bir şey yemiyor muyuz? Hayır çocuğum, bugün yemek yapmadım. Tava içeride, hazırladım. İsteyen kendine yumurta kırsın. Neden yumurta yiyoruz? Acaba sorabilir miyim? Ben makinaların rahatlığına alışmış, ev kadını olmanın zorluklarını bilmeyen bir kadınım ya hayatım. O yüzden bugün de her zamanki gibi yatarak geçirdim. Hem yemek yapınca senin kafana da kakıyorum. Kafana yazık değil mi canım? Çekil bakayım çocuğum, ben biraz daha yatayım. Biz en iyisi gidip kendimize bir yumurta yapalım abi. Yapalım kardeşim, buyur. Sen burada mı yattın? Evet, bir sakıncası mı var? Yok canım, ne sakıncası olacak? Günaydın abi. Günaydın. Günaydın anneciğim. Günaydın canım. Nasıl, rahat mı salon? Çok rahat. Öğlene kadar yatmayı düşünüyorum. Şükran, tuhaf tuhaf konuşma da kalk bana bir gömlek bul ya. Hangisine elimi atsam kirli. Ay vallahi kusura bakma hayatım. Ben rahatıma düşkünüm. Öyle elimde çamaşır yıkayamam. Yani yapamam. Sonra ellerim buruşur. Ben hemen temiz bir şeyler bulup getireyim baba. İyi olur. Ben artık işe gideyim. Birazdan burası Hiroşima gibi olacak. Ay, hareket bitmez ki şu evde. Yani bu ne biçim ev kadınlığı? Öğleye kadar uyuyamayacaksam ben şayet neden ev kadını oldum? Öyle olsa gider dışarıda çalışırdım. Hiç olmazsa hayatın zorluklarını fark ederdim. Buyur baba. Ceketinin içine giyebileceğim bir tek bunu bulabildim. Abimin yazlık tişörtü. Anne. Biraz fazla mesaj vermedin mi sence? Fazla oldu değil mi? Yani. Üzdük adam. Ama o da beni üzmüştü. Bence sen makineyi falan unut anne. Aman. Makine filan isteyen yok zaten. Biraz saygı yeter. Hadi kalk. Topla şuraları.
Yıkayalım çamaşırları. Babana mesaj vereceğiz diye bitlenecek halimiz yok. Hasan, bugün sakın bir şey devirme. Babam barut gibi ha. Niye? Öyle işte. Ya abicim, ben zaten hiçbir şey devirmem ki ya. Hayır. Ne bakıyorsunuz? Sana bakmıyoruz ki baba. Sen bakıyor muydun Hasan? Yo, ben bilgisayara bakıyorum. Hadi işinize bak. Kadın haklı. Bozduk makineyi. Sonra da bir sürü abuk sabuk laf ettik. Kolay gelsin çocuklar. Sağ olun. Merhaba Mehmet Usta. Hoş geldin Sünercim. Buyur geç otur. Bu ne hal ya? Tişört falan? Hiç yani her gün gömlek sıkılıyor insan. Değişiklik olsun diye. Açık söyleyeyim hiç yakışmamış Mehmet Usta. Mustafa'nın tişörtü. Gidip adam gibi bir şey almazlar ki zaten. Ve madem beğenmiyordun niye giydin? Neyse canım giydik işte. Hasan hadi git çay söyle bakayım. Hemen usta. Ben de yemeğe gideyim mi baba? Git git. Sanki çok çalışıyorlar da saat 11'de tıkırmaya gidiyorlar hemen. Yakında öğreneceğiz bakalım minnoş kimmiş. Sen kızını takip eder miydin ya? Bir şeyler saklıyorsa ederim tabii. Bin türlü bela var İstanbul'da. Evet çaylarınız geldi usta. Buyur ustacığım. Buyursun abi. Eyvallah, afiyet olsun. Sağ ol. O da doğru yani. Ay Allah. Şu başınıza gelene bak şimdi. Teşekkür ederim. Sağ ol anneciğim. Şimdi buna bir şey de sorulmaz. Nasıl geçti, ne yaptın diye. Sen anlat bari damat. Çok güzeldi Valide Hanım. Eyfel'e çıktık. Şanzelize'de dolaştık. Notre Dame'a, Montmartre'a gittik. Louvre Müzesi'ni gezdik. Ya iyi yapmışsınız. İyi iyi. İpek bayılmıştır. Bayılmaz mı? İleride oraya yerleşmeyi düşünüyoruz. Ben sokak ressamı olacağım. İpek de bir iş bulacak. Paris'e yerleşeceksiniz. Ah Paris ah. Bir görseniz bayılırsınız. Ya siz ne konuşuyorsunuz? Ah kızım ah. Keşke otobüsle gidip gelseydiniz. Yakında geçer merak etmeyin. Neyse. Sizin karnınız açtır. Ben kalkayım da size bir şeyler hazırlayayım. Anne ben çıkıyorum. Aa, kızım nereye gidiyorsun yemek vakti? Derya ile buluşacağım. Baba şimdi gelir sorar. Ya bir şeyler uydur işte anne ya. Ben babanla konuşmuyorum Defne. Ay bana ne anne ya? Aa. Aa, kaçtı gitti ayol. Görüyorsunuz değil mi? Bu kız beni deli ediyor. Ben de bir lavaboya gideyim yeşil gözlüm. Efendim? Lavabo. Ben lavabo. Aa, tamam tamam tamam. İpek. Hoş geldin kızım. Ne zaman geldin? İpek. 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 Ay baba. Ha. Babacığım nasılsın? İyiyim kızım. Sen nasılsın? Hoş geldin. Ne zaman geldin? Baba. Ha? Ne güzel tişört bu Mustafa'nın mı? Bakıyorum. Hoş bulduk demeyi unutmuşsun oralarda. Bir şey mi dedin baba? Hoş bulduk demeyi unutmuşsun diyorum. Hasbinallah. Ya kızım bir şey soruyorum ya. Babacığım duymuyorum, duymuyorum. Boşuna nefesini tüketme. Ya ne demek duymuyorum? Hoş geldin. Şükran, nesi var bunun ya? Hiçbir şeyi duymuyor. Bilmiyorum. Belki de
En iyisini yapıyordun ha? Ne dersin? Duyunca ne oluyor ki? Senin de mi kanına girdi anan? Uçak baba, uçak. Yani uçaktan inince oldu. Ne uçağı ya? Ya basınç yükseliyor ya uçakta inerken. Ağzını açman gerekiyormuş. Ağzımı mı? Yapman gerekiyormuş baba. Allah Allah, kafayı üşüteceğim bu evde ya. Oo, merhabalar Peder Bey. Hoş geldin damat. Öpeyim. Sen de mi duymuyorsun yoksa ha? Yok, ben gayet iyi duyuyorum. Bu niye duymuyor peki? Kulakları tıkandı. Uçaktan inince olur bazen. Ne bilelim. Doğru dürüst bir açıklama yapan yok ki bu evde. Neyse, Peder Bey de geldiğine göre size aldığımız hediyeleri verebiliriz artık. Evet. Şunları alayım. Bu size Valide Hanım. Bana mı? Evet. Ne var bunda? Açın kendiniz görün. Efendim, bu da size Peder Bey. Sağ ol canım, zahmet etmişsiniz ya. Bu da Defne ile Mustafa'nın. İpek bu. Size de ipek yakışır. Nasıl? Sağ olun, teşekkür ederim. Beğendiniz mi? Beğendim. Ne kadar düşüncelisiniz. Keşke herkes sizin gibi olsa. Pardon, ben bakarım. Mehmet Başak Bey'in evi mi? Evet, buyurun. Biz makineye getirmiştik de. Makine mi? Yoksa bu... Bu da bizden size küçük bir hediye Şükran Hanım. Biz aletleri alıp gelelim, 2 dakikada kurarız efendim. Mehmet. Tam otomatik. Programlı programlı. Sese de duyarlı. Beğenirsiniz inşallah. Tankut! Ne oluyor, bu ne? Baban bizim hediyeleri iyice ezdi galiba İpekciğim. Mehmet. Bayıldım, mükemmel. Çok güzel bir şey. Mehmet, çok teşekkür ederim. Güle güle kullan. Kırdım seni, kusura bakma. Sen de kusura bakma. Düşüncesizlik ettim. 2 gün olmadan makine diye tutturdum. Sen bana bakma, tutturacaksın tabii. Bütün gün canın çıkıyor evde. Bir de çamaşır mı yıkayacağız? Zor oldu mu? Pahalı bir şeye benziyor. Olsun be karıcığım, taksitle aldık, öderiz zamanla. Hem senden kıymetli mi? Canım, sağ ol, sağ ol. Bir sen bir ben kalıyoruz evde Şükran Hanım. Çocuklar da yavaş yavaş uçup gidiyorlar yuvada. Seni de kırarsam, üzersem kiminle paylaşırım ben bu hayatı, ha?